Manisa gör dese gelip de halı tezgahına gelmemek olur mu dedi belediye başkanım. Beraberce geldik halı tezgahımızda. Burada kardeşlerimiz dokuyorlarmış. Kolay gelsin bacılar. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Halı dokuyorsunuz. Kaç ilmik var bunda? Kaç ilmik var? 6000. 6000 ilmek. Günde 6000 ilmek iliyoruz. Günde 6000 ilmek yapıyorsunuz. İlmek. Öyle mi? Evet. Siz ilmik başına mı para alıyorsunuz? Halı başına mı? Neye başına para alıyorsunuz? Yemiye. Yemiye alıyorsunuz. Günlük yemiye çalışıyorsunuz. Bir gün daha alıyorsunuz. Bak 30 şimdi yani. Tam ne kadar güzel görüyorsunuz. Çözüm bulmuş. Çözüm. Çorabı kesmiş görüyorsunuz. Böyle. Aralardan geçerken iplikler acıtmasın diye. Kestim. Parmağını şey yapmasın diye. Aynısı burada da var. Dokuyoruz işte. Evet böyle doku. Kaç senedir yapıyorsun abla? Doğduğumuzdan beri yapıyoruz. Doğduğumuzdan beri kendimiz bildiğimiz bileri yapıyoruz. Kendimiz bildiğimiz bileri yapıyoruz. Gördesin halısı meşhurdur ama biliyorsun değil mi? Doğru. Çok kıymetli halı. Gelirlerimiz olmadığından. Başkanım ne dediniz? Dünyada iki düğüm var. Birisi Gördes düğümü, Türk düğümü, diğeri de İran düğümü. Halıda iki düğüm. O düğümü bir tek gördünüz. Evet, şu düğümü bir atarken gösterebilir misiniz? Şimdi ters düğüm dediğimiz. Şimdi başkanım diyor ki Gördes'e mahsus bir düğüm evet, varmış. O düğümü bir atalım. Bir yavaşça yap yavaşça. Bakalım. Yavaşça yap abla. Bu düğüm çözülmez hocam bak. Bu çözülmez. Ha. Önceden bir yavaş yap abla. Bir yavaş yap. Bir yavaş yap. Önceden böyle atıyorduk. Ha. Bu çözülüyor. Bak bu çözülüyor. Düğüm. Bak. Ha. Bu kravat düğümü bu. Bu Gördes düğümü bunun adı öyle mi? Gördes düğümü. Bu sadece bir Gördes'te yapılıyor Gördes'te bu düğüm öyle mi? Bu hiç çözülmüyor. Çözülmüyor. Ömür boyu kalıyor. Bunun coğrafi işaretini de aldık hocam. Gördes'e ha. ait. Tamamen patenti Gördes'e ait. Patenti Gördes'e ait. Evet başkanım güzel bir şey söyledi. İmliğini yaparken Gördes'e mahsus bir düğüm şekli yapmışlar. Ve bunun da patentini almışlar. Tamamen Gördes'e mahsusmuş. Evet. Ablam şimdi Gördes düğümü yapıyor. Gördes düğümü yapıyorsun. Biraz zor mu oluyor? Hangisi kolay? Öbürkü daha basit. Ama Gördes düğümü hiç çıkmıyor daha yerinden. Basit de bu baya da yoruyor. Yorucu evet. bu. Bir tanesini iki sefer yapıyorsun neredeyse. İki sefer. Evet bu düğümün biraz zorluğu var. Bir düğüm yerine iki düğüm yapılıyor evet, sevgili. Evet. Bir ters bir düz yapılıyor. Evet. Biz de ameliyatta dikerken, yaraları dikerken bir önce düz atarız bir de tersinden atarız. O hiç açılmaz. Evet. Biz de muhakkak iki düğüm yaparız. Hatta bazen garanti olsun diye üçüncüyü de atarız. Ablalarım da iki düğümlü yapıyorlar. Bu halıların Gördes halısı olmasının özelliği bu. Hiçbir şekilde düğümleri çözmüyormuş. Yani siz ölürsünüz, halınız ölmez. Öyle garanti alın. Doğru mu ablalar? Yıllar doğru. sonra antik halı oluyor. Yıllar sonra antik halı oluyor. Evet. Hadi ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ablamın belinde fıtık varmış. En son şuraya indi ayağıma. Gittiğim doktor ameliyat diyor. Bunu kullanıyorum. Daha bundan evvel bir günde 7 tamam. serap atıyordum. Dur şimdi ben seni halledeceğim. Gittiğim ya ameliyat diyor. Ben de olmak istemiyor. Sevgili seyircilerim ablamın ciddi bir belinde bir kayma varmış. Şimdi ben sana ne yapacağını göstereyim. Bel daralması, bel fıtığı. Tamam. Bir ayağa kalk. Bu ablam da dedi ki sen bize geldin düğümü sordun ama benim de fıtık var dedi. Ne ağrı yapıyor, ne ağrı yapıyor? İşte kalçam şuram. Yürüyemiyorum buramdan. Tamam. Senin beyin nerede? Beyin bugün Manisa'ya gitti. Manisa'ya gitti. Sizden haberi yoktur. Buranın sahibiyim ben, ev sahibi. Patron yani. Tamam. yok Ahmet abi patron. Şimdi sana bir yer göstereceğiz. Şöyle bir yerde sallanman lazım. Şöyle bir yerde sallanacağım bir yer lazım. Şöyle sallanacağım. Benim şöyle bırakacağım. Gel şuradan bir tut bırak. Şimdi bel fıtığında en önemli şeylerden çareler tükenmez dedik. Hemen çaresini bulduk. Bu ne yapıyordu? Halını sıkıştırıyordu değil mi? İpliğini geliyordu. Sen bunu yaptıktan sonra her gün en az 10 tane 20 tane böyle sallanacaksın. Sallanıyor. Bir bırak bakayım kendini. Böyle. İşte böyle sallanacaksın. Çok güzel. Bir de beline sıcak uygulayacaksın. Sıcak yapayım. Jel vereceğiz. Evet. Sıcak yaptıktan sonra bunu beline süreceksin. Eğer buna rağmen geçmezse bize geleceksin Ankara'ya. Sana kendi kanından hücre çıkaracağız. Evet. O hücreyi buraya koyacağız. Ameliyatsız garanti kurtulsun. Evet. Korkma. Dur. Sık sık sallan. Sallanmanın dışında bir de şöyle genleş. Bak şöyle genleş. Bunları yap. Hah ver. Bak şu kremi sür. Tamam mı? Devamlı sür. Beline sıcak yaptıktan sonra. Akşam yatarken sür. Sabah kalkınca da sür. Tamam. Bunlarla bu işi halledersin. Eğer geçmezse bize geleceksin. Ben de ameliyat oldum. Dizlemde emperyamda. Yatılmada. Oynat bakayım. Ne ameliyat ettiler seni? Yırtılmadan. Yırtılmadan. Ha.
Şimdi o zaman ne yapacaksın sen biliyor musun? Evet. Çınar yaprağı vardır çınar. Evet, var. Köyümüzde var mı çınar? Var, var. Tamam. O çınarın yaprağını kurutacaksın sen. Tamam mı? Bezin üstünde kurutacaksın. Tamam. Ondan sonra ondan şöyle bir tutam alacaksın. Bir bardak suyun içine koyacaksın. Onu yaklaşık 5 dakika kaynatacaksın. 5 dakika demleyeceksin. Onun suyunu devamlı içeceksin. Tamam. Çınar yaprağı çok iyi gelecek. Tamam. Eğer gene de ağrın devam ederse biz sana telefon numarası vereceğiz. Oradan bizi arayacaksın. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Ana. Bir de şifa olsun. Bir de ben uykusuzluğum var. Ona ne oldu? O zaman uykusuzluğunu anlatayım deyiverem. Limon melisa. Limon melisa diye bir şey var. Baharatçılarda vardır. Limon melisa diye bir çay var. Onu kaynayan suyun içine bir tutam atacaksın, bir dakika kaynayacaksın, bir dakika demleyeceksin. Onu muhakkak akşamları yatmadan önce içeceksin. Tamam. O zaman uykun rahatlar. Rahatlamazsan biz telefon numarası vereceğiz, bizi ara, başka çaylar göndereceğiz size. Hadi Allah'a emanet olun.